nasılsın? Ben çok iyiyim Cahit'cim. Sen nasılsın? Vicdanın nasıl, rahat mı? Böyle olmasını istemezdim. Kimse istemezdi. Sahiden mi ya? Hafızamı biraz zorladığımda senin kardeşinin yeni karısıyla çok iyi anlaştığını hatırlıyorum ama. Bak İzel. Biz seninle kardeş çocuklarıydık Cahit. Ben senin için sadece Yiğit'in karısı mıydım? Evet. Biliyorum hepimize kızgınsın. Bana da kızgınsın ama ben... Tabii. Sen de bana aynı masalı anlatacaksın. Benim sağlık durumum yüzünden, benim iyiliğim için beni kandıran gönüllülerden biri oldun sen de, değil mi? Ama ben artık ezberledim bunu. Hayır İcdel. Sen hasta olmasaydın da ben sana bunu söylemezdim. Hani sen dedin ya biz kardeş çocuklarıyız diye. Ama Yiğit benim kardeşim. En azından dürüstsün. Ben de sana bir şey sormak istiyorum İcdel. Yiğit'e yetiştirmek için sorduğun soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim Cahit. Gelsin kendisi olsun. Yiğit'le alakalı değil. Kendimle alakalı. Nazan'la aranızda ne geçti? Komik bir şey mi sordum İcdel? Yani dün eve bir geliyorum, teyzem karımı evire çevire dövüyor. Seni Nazan ele vermiş. Yani bunca zaman sustu da Nazan şimdi niye konuştu İcdel? Teyzem dün gece imalı imalı bir şeyler söylüyordu. Ne oluyor İcdel? Bilmem gereken ne var? Benim bilmem gereken şeyler varken sen sustun Cahit. Ben şimdi niye konuşayım? Karına sor. Sor bakalım. Ben nasıl büyük bir şey yapmışım da bunca zaman sonra konuşup canımı yakmak istemiş. Sor bakalım senin karının nasıl büyük bir sırrı varmış ki ortaya çıkacağını düşünmesi bile gözünü döndürmeye yetmiş. Karına sor Cahit. Sor bakalım sana neler anlatacak. Sen gideceğim dememiş miydin? Şu halime bak Cahit ya. Kadındaki el değil pençe resmen. Etim iyi oldu ya. Badana boya yapsam kapanmıyor yani. Nazan yeter. Ay çok sürdüm değil mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Nazan? Ha? Allah'ını mı dert ediyorum ben seni? Ay Cahit yapma ya. Ay zaten yeni kendime geliyorum. Başlarım senin kendine gelmene Nazan. Ne saklıyorsun benden? Cahit gerçekten yeter ama dönüp dönüp dün geceden beri aynı şeyi soruyorsun ya. Eve bir geliyorum teyzemin elinden zor alıyorum seni. Ne oldu diyorum, İcdel bombasının patladığını öğreniyorum. Bombayı patlatan da sensin. Asıl bombayı İcdel patlattı bir kere. Evli olduklarını bildiğini söyledi. Bak ben daha oraya gelmedim Nazan. Ha? Nereden başlayayım? İcdel'in bir şeyleri bildiğini bile bile saklamanın hesabını mı sorayım sana? Yoksa teyzemin imalarını mı? Cahit gerçekten ruhumu tüketiyorsun ama yeter. Asıl sen beni tüketiyorsun Nazan. Hı? Bunca zamandır İcdel'in sırrına ortaktın. Bir günde ne oldu da İcdel'e düşman oldun? Teyzem bana dün karına sor diye neyi ima etti? Siz arka tarafa çekip bekleyin. Benim işim çok uzun sürmeyecek. Tamam? Elmas sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Aa, bak nasıl eli ayağına karıştı görüyor musun? Aa, hayırdır? Gebelik mi var? Ne saçmalıyorsun be? Ne bileyim ben. Ben de bu ilaçlardan alıyorum da. Abuk sabuk konuşma. Kendim için kullanıyorum ben bunları. Ah kıyamam. Günah ya. Tabii kendin için alacağım. Ne yapacaksın? Eski kocanın sana el sürdüğü mü var ki? Sen aklını mı kaçırdın be? Ne cesaret? İşte ben de sana onu sormaya geldim İcdel Hanım. Sen ne cesaretle bizim anlaşmamıza uymazsın ya? Hem benim telefonlarımı açmıyorsun, yetmiyor bir de annemleri kapının önüne koyuyorsun. Hmm.
Tabii ya. Tabii şu mesele. Aa. İcel Hanım. Bak senin aklında ne var bilmiyorum ama... eğer annemleri bu eve geri almazsan, beni de çiftliğe geri yerleştirmezsen... giderim tek tek Nur'la Yiğit'e her şeyi anlatırım. Ha. Öyle kal geliyor tabii sana değil mi? Alo. İcel Hanım. Beni hemen şimdi bu çiftliğe geri yerleştirmezsen... gidip bizim cici çiftimize İcdal her şeyi biliyor derim, yakarım senin çıranı. Ya Elmas ya. Gevelimi ilk kes artık Nazan. Bana bir şey söyle. Bana gerçek bir cevap ver. İcdal'le aranızda ne geçti? Ay yeter Cahit. Daraldım ya. Daraldım yeter. Ay gel yakama yapış bari. Bak. Eğer Düt teyzem bana benimle ilgili bir şey olduğunu ima etmeseydi... İcdal senin gizemli sırlarından bahsetmeseydi, İcdal'le ne yaşadığın umurumda olmazdı Nazan. Ama bana bak Nazan, bana bak. Şu halini resmen alnında Cahit ben senden bir şey saklıyorum yazıyor. Cahit, vallahi de billahi de ben senden bir şey saklamıyorum ya, saklamıyorum. Eğer benden bir şey saklıyorsan, bak tam sana inanmaya başlamışken, evliliğimize bir şans vermişken arkamdan bir iş çeviriyorsan, seni affetmem Nazan, seni asla affetmem. Yazıklar olsun. Hafize. Bak. Günlerdir gözündeki kine, dilindeki bedduaya katlandım. Annedir dedim. Büyüğümdür dedim, sesimi çıkarmadım. Ama bu kadarı fazla artık. Ben aylardır diyorum Cahit Bey. Aylardır bu kadarı fazla diyorum. Ya sen... sen kızının ne yaptığını biliyor musun da benim yüzüme tükürüyorsun ha? Ay ya Elmas. Sen demek şimdi gidip onları beni ispiyonlayacaksın öyle mi? Bak İcel Hanım. Ben yanmışım, benim dumanım tütüyor üstümde. Seni de yanımda götüreceğim diyorum. Hadi gül. Ay tatlım ya. Ay ne gülüyorsun hala be kadın? Tırlattın mı sen iyice? Elmas. Kendini bak şu kadarcık düşünüyorsan defol git odamdan. Seni affetmem için de dua etmeye başla bence. Çünkü artık sana ihtiyacım kalmadı. Ama. Yiğit'le Nur biliyor her şeyi. Bildiğimi biliyorlar. Yüzleştim ben onlarla. Nasıl olur ki? Benim adım İcel Kozan Şekerim. Ben ne zaman ne istersem o olur. Yani sen neye güvenip yüzleşebilirsin ki onlarla? Hadi Elmas ya. Hadi uzatma. Otel paranı ödemeye devam etmemi istiyorsan aklını başına topla. O karnındakine güvenip karşına alma, beni çok pişman olursun. Hala otel paramı ödemeye devam edeceğine göre senin benimle işin...